Sevgili İnce hoş geldin. Hoş Bugün o kadar güzel bir söz okudum ki. Bak diyor ki çok güzel bir söz. Bazı insanlar gelince bazı insanlar gidince güzel. Aynen. Yani hayatınızda birileri varsa hayatınızdan çıkmış ve kaderinize küstüyseniz bu programı özellikle dinlemelisiniz. Çünkü neden? Burada dinleyeceğiniz hikayeler Türkiye'nin gerçek hikayeleri ve sizden şunu rica ediyorum. Türkiye'nin gerçek hikayelerini dinlerken lütfen yargılamadan, kimseyi kınamadan, eleştirmeden bir misafirimiz var stüdyomuzda. Hoş geldin. İşte hayatınızda da böyle sürprizler gelsin inşallah. Gösterebiliyor muyuz arkadaşlar? Bak o kadar mutlu ki. Bak 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 bak. bak. <laughs> Dertleşmek için o da stüdyomuza geldi. Hoş geldin canım benim. Senin derdin ne? <laughs> kalsın Emine kalsın. Hani derler ya Allah Tanrı misafiri. Hoş geldin. Çok tatlı. Peki 0212 333 33 70 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız sevgili İnci sizi dinliyor. Önce sorularla başlıyoruz. İncicim var mı söyleyeceğin? Vallahi o kadar güzel giriş yaptın ki ben bunun üstüne ne söyleyeyim artık? O zaman sorulara hadi, hadi. sorulara hadi. cevaplar hadi. söyle olur hadi. mu? Sevgili Nur Hanım başkasına yalan söyleyen kocam var. Bu başkasına durmadan yalan söyleyen adam acaba bana dürüst olabilir mi? Doğru haklısın. Bir insanın bir kere yalanını yakaladığında 40 defa doğruyu sorguluyorsun. Güvenemiyorsun çünkü zor oluyor güvenmen. Ee, başkasına söylediği yalanlar eğer onda bir alışkanlık haline geldiyse bu artık onun bir hayatı da olmuş olabilir. Tabii kendisinin de biraz temkinli olmasında fayda var. Özellikle e, işinin görülmesi konusunda veya bir işi yapamama konusunda doğruları ne kadar söylüyor dikkat ederek sana da yalan söyleyip söylemediğini anlayacaksın bence. Şimdi en zor sorulardan bir tanesi hamilelik sürecinde gerçekten aldatılma riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ha. Bunun nedeni acaba az yaşanan cinsellik mi, hormonların değişimi mi, adamlar mı değişiyor, kadınlar değiştiği için adamlar mı aldatıyor? Eh. Hamile kocası, daha doğrusu hamileymiş kocası onu aldatıyormuş ve yani sevgili Sibel ne kadar uzun bir mesaj yazmışsın, ne kadar yani. Canın acıyor. Evet. Seni o kadar iyi anlıyorum ki bu dert yani anlattığın evet. bize paylaştığın e, bu mesajda şimdi işte ne yapayım diye soruyor. Gitse gidemez, kalsa kalamaz. Hamilelik her açıdan e, Nur sen de çok iyi biliyorsun hepimiz biliyoruz. E, her açıdan ayrı duygusallık geçirilen yeni bir döneme hazırlanılan e, ve kadın için de aslında erkek için de önemli olması gereken bir dönem maalesef bazı erkekler o dönemde ee, sadece ve sadece bencilce yaklaşımlarıyla karısıyla o dönemi birlikte yaşamak, birlikte paylaşmak. Çünkü e, her daim bulunabilen bir güzellik değil o dönem. Onu birlikte yaşamak yerine kendi bencil düşünceleriyle bu aldatma yoluna giriyorlar. E tabi ki cinsellikte sekteye uğramalar oluyor bazı evliliklerde. O nedenle de erkeklerin bu bencilce yaklaşımları oluyor. Bu yüzden aldatıyorlar. Ee, bazen de bazen de çok az ama görüyorum bunu. Yani geneli değer dediğim gibi bazı vakalarda da e, erkek için, erkek için evliliğin anlamı sadece cinsellik olduğu için bu yola giriyorlar. İşte o erkekleri de ben sevmiyorum. Evlilik sadece e, kendi değil, bencil değil duyguların değildir. Evlilik paylaşmak, hayatı ki, paylaşmak, ki, derdi paylaşmak, ki. yüzünü paylaşmak, sevinci paylaşmak. Ömrünü paylaşıyorsun ya. Bunu ah, ah. Kocamın benden sonra iki. ...sonradan aşık olduğu kadından... ...üç çocuğu var. Benden sonra... Maşallah. Benden sonra iki. Benden sonra iki. Ha. Sonradan aşık olduğu kadından da... ...üç çocuğu var. Oh oh oh. Yanlış mı okuyorum ya? Kocamın benden iki. Sonradan ha. aşık olduğu kadından da... ...üç çocuğu var. Tamam. Oh, oh, oh. Değil mi? Ha. Evliliklerinden iki. Başka kadından Bak, da... Dur. ...üç tane çocuğu Abi, var. Anladım bilmece kadarıyla. gibi. Değil mi? Kocamın benden iki... ...sonradan aşık olduğu kadından Hı. da üç çocuğu var. Kendinden iki tane çocuk yapmış. Evet. Sonradan başka bir kadınla evet. evlenmiş. Ondan da üç çocuğu var. O kadının çocukları benim neyim oluyor demiş. O, o kadının çocukları sadece kocanın Ay çocukları oluyor. Ne garip oluyor. bir soru bu böyle ama. Yani belki de manevi anlamda neyim oluyor diye soruyor olabilir. Yani bu sana kalmış bir şey. Eğer kocandan olan her şeyi de senin kabul edeceksen... ...senin olur manevi olarak ama hukuken de fiziken de senin hiçbir şeyin olmuyor normal koşullarda. Senin kocanın beş tane çocuğu var senin iki tane çocuğun var oluyor. E, bunu ben manevi anlamda soruyor bence. Anladığım kadarıyla kocasının diğer kadına aşık olmasından doğan çocuklara da sahip çıkmak istiyor. Ben öyle anladım yanlış Şimdi anlamış Şimdi sonradan olabilirim. aşık olduğu kadından üç çocuğu var bu kadınla evlendi mi? evlenmemiş ben öyle anladım. Evlilik devam ediyor. Hocamın dediğine göre yani ha, evlenmemiş. evlilik devam ediyor ve sen bu, bunu kabul ediyorsun. Evet, bunu evet. kabul ederek de evet. e, evliliğe devam evlilik ediyor. Terapisine çocukların bu çocukların evlenmemiş. onun neyin neyi olduğunu soruyor. Yani benim çocuğum da olur mu diye soruyor. Eğer sahiplenmek istiyorsan tüm dünyadaki çocuklar senin. Buradaki konu o, başka... o çocuğun sahiplenip sahiplenmemesi değil. E, tabii ki e, ilişkilerde en günahsız <laughs> olanlar onlar. Bir Onlar zaten anne babayı seçerek seç 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 gelmiyorlar tabii, ki bu tabii. dünyaya. En yani, çok üzüldüğümüz, e, en çok yer alan çocuklar. Özellikle hem başkasıyla evliliğin evlilik devam ederken başkasıyla ilişki yaşayıp üstüne çocuk yapmak zaten bir garabet bir anlamda Nur. E, çünkü o çocuklara ileride e, ciddi anlamda zarar verebilir senin bu karmaşık ilişkin. Evet. E, o yüzden de e, bu çocuk yapma olayını bu kadar basite almalarına ben tepkiliyim. Çocuk yapmak önemli bir olaydır. Çocuk yapmak önemli bir sorumluluktur. Düşün beş tane yapmış. Hayatımın kadını bulmak istiyorum demiş. Hayatımın kadını. Sevgili İsmet Bey. Nur Hanım, lütfen yardım edin. <laughs> Hayatımın kadını bulmak için ne yapmam lazım? Ah İsmet Bey nasıl yardım edelim? <gülüyor> <gülüyor> Bazı insanlara hayatının kadını, hayatının erkeği denk düşmüyor. Hatta... Bunu kabul edip kader deyip içe mi çek, yani, sineye mi çekmek lazım yoksa hayır ben bu kaderi değiştiririm mi demek lazım. Bazen tamamen senin dediğin gibi bazen de burnunun dibinde olur görmek görmezsin. Ee, yani yakınındadır ama sen onu görmezsin yani kesinlikle dikkatini çekmez. O çok acı verici bir şey çünkü o zaten senin hayatına bir kere çıkacak karşına belki. Hayatının Aa, kadını adamı. O zaman adamı. diyorsun ki Yani gözünüzü açın. Ha, gözünüzü açın. <laughs> Yakınlarda Varsa var yoksa senin dediğin gibi bahtla alakalı bir şey şansla alakalı. Şöyle bir sağa sola iyi bakmak ha, lazım. Biraz böyle çevreye bakmak lazım. Bak şimdi bu soruya yani şu soruyu o kadar kızıyorum ki yani bu soruyu sormanız bile hata. Şimdi bismillahirrahmanirrahim evleniyor nişanlanıyorsunuz. Nişanlınız da size geliyor diyor ki ya benim biraz paraya ihtiyacım var kredi çekelim. Ya bu hmm. adam koca olarak alınır mı? Hmm, duruma göre değişir. Daha nişanlılık döneminde bismillah. Her zaman ama her zaman e, sana hep onu söylüyorum. Ahlaka bakıyoruz. Yani ahlak varsa... Durumlarını bilemiyorum. Bilemediğim için de normal koşullarda bu adamla evlenilmez. Bak normal koşullarda bu adama güvenilmez. Çünkü daha evlenmeden bile seni bir borcun içine sokmaya çalışıyor, sorumluluğun içine sokmaya çalışıyor. Ama öyle durumlar var ki işte adamın ahlakıyla alakalı bir şey. Öyle ahlaklıdır ama e, ciddi anlamda sıkışmıştır. Artık seni de evli gibi görüyordur. Birlikte bu problemi çözelim dersin o yola girersin. Ama onun için de o kişiye gerçekten çok güvenmen lazım. Gerçekten ahlaklı olduğunu bileceksin. İnanacaksın, inanacaksın. O, o tür insanlara bu zamanda zor rastlanıyor. O yüzden de temkinli ol diyelim. Temkinli ol. Şimdi ince sana bir...